Antalya'dan herkese mutlu akşamlar. SİDE'de devre arası kamp çalışmaları sürülen Bursa Spor'da 3. gün tamamlandı. Yeşilbeyazlar Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sabah salonda akşam da sahada olmak üzere çift antrenmanlı günü tamamladı. Timsah'ta eksik oyunculardan Burak Altıparmak ve Aykut Akgün de akşam idmanına katıldılar. Şu anda sadece Selezno ve Şehu kaldı. Onları da pazar gecesi ya da pazartesi sabahı Antalya kampına katılmasını bekliyoruz ve Bursa Spor ondan sonra tam kadro olarak çalışmalarını burada Antalya'da sürdürecek. Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken Bursa'da da önemli gelişmeler yaşandı. BTSO Başkanı İbrahim Burukay önemli açıklamalarda bulundu. Bursa Spor için önemli bir destek paketi açıkladı. Bütün bu haberlerin detaylarını almak üzere ben yanımda bulunan Sönmez Medya Spor Müdürü Sayın Süreyya Gürsel'e dönmek istiyorum. Evet Sayın Gürsel, önceliklerinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Bursa Spor için hareketli bir gün oldu. Önce bizim kaldığımız otele geldiler. Salonda çalıştılar sabah. Akşam sahada çalıştılar. Bu iki idmanın arasında BTSO'dan ve Ali Nur Aktaş'tan Büyükşehir Belediye Başkanı orada valiyle birlikte Bursa'da da önemli gelişmeler oldu. Neler söyleyeceksiniz, neler aktaracaksınız izleyenlerimize? Bugün Bursa Spor açısından bir milat olarak kabul edilebilir. Hı hı. Yani tarihe not düşülecek bir gün olarak lanse edilebilir. Hı hı. Niye? BTSO'nun, Bursa Valiliği'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, yani o hep dinamikler olarak adlandırılan kısmın, hı hı, önemli bir katkısı oldu. Bununla ilgili sosyal medyada da bir paylaşımda bulundum. Yani Bursa Spor'un borcunun %5'lik bir kısmı bile değil toplanacak para. Yani 21 milyon 600 bin, evet, Türk lirası hedeflenen rakam, ki bu artık ağızdan çıktığı için hedef de değil. Bu olacak rakam hesaba yatırılacak. Şimdi Bursa Spor'un 450 milyon, 455 milyon Türk lirası, hı hı, borcu olduğu düşünülürse %5 bile değil. Ama şu an kulübün de 1 liraya bile ihtiyaç duyduğu bir gerçekken bu kampanya asla yadsınamaz ve çok önemli. Belki de bu kitleleri arkasından getirecek. Şimdi Bursa Spor gerçekten çok önemli bir marka. Türkiye'nin en önemli, en büyük şehir takımının takımı. Yani şimdi bir Trabzonspor var. Evet, bir kent takımı ama Bursa büyük bir şehir. Yani evet, Trabzon'dan büyük bir şehir. O nedenle baktığınızda Bursa Spor'un ayakta durabilmesi için buna ihtiyacı vardı, bu yardıma ihtiyacı vardı ve bundan sonra da büyük bir ihtimalle bu yardım Bursa Spor'a bir can suyu olarak kullanılacak. Peki nerede kullanılacak? Bir de ona bakalım. Transferde kullanılacak. Hı hı. Yani 31 Ocağı kadar Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda kadroya dahil edilecek oyuncular için harcanacak bu para. İnşallah devamı gelir. Bu son olmaz. Ha, bir de burada çıkan iki önemli sonuç var. İki önemli detay daha var. Biri tüzük. Tüzük değişikliği gerekiyor şirketleşme açısından. İki, stadyumla ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ayın Uraş Aktaş'ın açıklamaları. Şimdi Ayın Aktaş bir yerde haklı. Yani o stat bitmiyor. Bitmez. Çünkü yani yapımı hatalı olan bir stadın bitmesi. Çok büyük maalesef. Bir de çok şey. Büyük. Aynen. İçi büyük. Ayın Aktaş diyor ki arkadaş yaptık diyor yani bu. Hı. Kafada yapılacak. Dükkanı, evet, kiraya verecek olan Bursa Spor. İsim hakkını satacak olan Bursa Spor. Tek başına Bursa Spor yani borçsuz olsa bile o stadı o kadar hani yürütme şansı yok bence de. Burada şimdi nasıl BTSO bu konuda destek çıktı? Hı. Bundan sonra da siyasiler buranın isim hakkının satılması konusunda, evet, destek vermek zorunda. Dükkanların kiralanması konusunda Bursa Spor yönetimi, ya bu iş maç sonunda galibiyet fotoğrafı çektirmeye benzemez. Yani. Doğum günü futbol tebriğine de benzemez. Bursa Spor'un o yer orada dükkanları eğer kiralanacaksa bunu siz kiralayacaksınız yani. Yani sen ben kiralamayacaksınız. Tabii yönetim uğraşacak. Bu kadar basit. Ya fotoğraf çektirmeyle Bursa Spor'da yönetici olunmuyor. Bir kere, hı, bu. İkincisi kampanya ile ilgili şöyle bir akıllarda bir noktada daha soru işareti var. Nedir? Yönetimin katkısı ne olacak? Yani. İnsanlar bunu da soruyor. Evet. Böyle bir durum da var. Yani yönetim kaç forma alacak ya da kaç formalı katkıda bulunacak Bursa Spor'a? Bursa'dan Antalya'ya geçelim. Evet, biraz da Antalya'dan bahsedelim. Biraz da teknik direktör İbrahim Üzülmez iki etaptan oluşturdu bugünkü antrenmanı. Birincisi şu, sabah kondisyon salonunda çalışıldı. Evet. Bu önemliydi çünkü çok eksik var diyordu, evet, teknik direktör Üzülmez kondisyon bakımından. İkincisi de saha çalışması. Saha çalışmasının ilk bölümü de gene kondisyon ağırlıklıydı. Evet. İkinci bölümde topla çalışma. Şimdi İbrahim Üzülmez akıllı bir teknik direktör. Akıllı bir de futbolcuydu. Niye bunu söylüyorum?
kafasını biraz kaldırarak oynasa dünyanın önemli kulüplerinden birinde oynardı. Kesinlikle yani oynardı. Kafasını kaldırmadığı için Konça bakıp orta yaptığı için yani eskiler öyle tarif eder. Kafasını kaldırmadan orta yapanlara Konça bakıp orta yaptığı için sadece Türkiye sınırlarında kaldı. O sol bekten bindirmeleri, sol bekten yaptığı ortalar vesaire. İnanılmaz gidip geliyordu. Gidip o zaman gelirdi. Yani bitmez enerjisi bitmeyen teknik direktör. Şimdi o bitmeyen enerjisini oyuncularına yansıtmaya çalışıyor. Ve bugün iki de önemli röportaj gerçekleştirdik. Bir tanesi Yani Atanasov, ki o röportaj yarın Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde ve internet sitemizde bursahakimiyet.com.tr'de olacak. Ayrıca AzTV ekranlarında da röportajın tamamını dinleyecekler. Yani Atanasov'un mesela İbrahim Üzülmez'le ilgili söyledikleri çok önemli. Yenilgiyi kabul etmemeleri konusunda oyunculara bir aşılama yapıyor ki bunu her antrenmanda biz görüyoruz. Sesini çok duymuyoruz, bir kere duyuyoruz. Onda da hakkını veriyor. Biz buradan iki gündür İbrahim Üzülmez'le ilgili böyle hep övgü dolu şeyler söylüyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Biz aylardır ilk defa antrenman seyrediyoruz. Bak net söylüyorum. Aylardır ilk defa antrenman seyrediyoruz. Keyfine vararak antrenman seyrediyoruz. Çünkü daha önceki anlayış kapalı kapılar ardında yapıldığı için biz öcü değiliz. Biz antrenman seyrediyoruz. Sadece isteğimiz buydu. Aylardır bunu söylüyorduk. Kapıları hep kapattılar bize. Şimdi açıldı. Hiç de bir sıkıntı çekmiyoruz. Teknik heyet de çekmiyor. Oyuncu çekmiyor. Gazeteci de çekmiyor. Bunu da inşallah mesaj bir yerlere gider. Teşekkürler Sayın Sarıklar'ınız için. Evet Sayın Seyirciler, Bursaspor'un SİDE'de gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmanın 3. gününde yaşanan gelişmeler böyleydi. Biz yarın yapacağımız yayınlarla yaşanan gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.